Harika iş çıkardınız. Tabanın ölçeğini değiştirdiğinizde kolun ve kafanın da ölçeğinin değiştiğini sanırım fark etmişsinizdir. Ölçekler birbirini etkilediği için bu böyle oluyor arkadaşlar. Ölçeklendirici şekil değiştirme aracı gibi tüm modeli ya da birkaç parçayı etkileyen kontrollerle çalışırken ayrı bölümlerin ölçeğini ayarlamadan önce modelin tümünün ölçeğini ayarlamak en iyisidir. Buna kabadan inceye doğru çalışma diyoruz. Artık lambamızı modelleme ve rigging işlemi uygulama için gereken tüm kavramlara hakimiz. Lambanızın daha genç veya yaşlı görünmesi için ona ölçeklendirici araçlar ekleyin. Lambaya poz verdirmek için hareket noktalarına döndürücü araçlar ekleyin. Lambayı etrafta hareket ettirebilmek için de tabana öteleyici ve döndürücü araçlar ekleyin. Alıştırmadan sonra size ekstra bir ipucu vereceğiz. Böylece tamamen rigging işlemi uygulanan bir lambayı canlandırmayı deneyeceksiniz. Onu denemeden önce animasyon bölümüne kesinlikle göz atmalısınız.